Merhaba, bugün KobiRP programımızda uyguladığımız dövizli işlemlerin cari hareketlere nasıl yansıdığını ve bunların nasıl işlendiğini inceleyeceğiz. Öncelikle kartlar ve cari hesaplardan cari hesap kartlarına giriş yapıyorum. Dövizli hareketlerini takip etmek istediğim carimi aratıyorum. Üzerine çift tıklayarak carimin içerisine giriyorum. Cari hesap kartları listesindeki soldaki menüden dövizli hareketler menüsünde İstediğim döviz cinsinden dövizli hareketlerimi bulabilirim. Döviz cinsimi Euro olarak seçip hareketleri bul dediğimde bu carimi daha önce Euro ile yaptığı bütün işlemleri karşıma getirecektir. Sağda bulunan dövizli bakiye toplamlarına tıkladığımda ise carimin dövizli olarak bakiyelerini karşıma getirmekte. Dövizli hareketler alanında takip ettiğimiz bütün veriler dövizli işlemlerden gelmekte. Bir de dolara bakalım. Hareketleri bul dediğimde bu sefer de carimin dolar ile yapılan hareketlerini gözleyebiliriz. Seçtiğimiz döviz cinsine göre aşağıda bulunan borç, alacak ve bakiyelerini de takip edebiliriz. Bir de bunların hareketler kısmına nasıl işlendiğini inceleyelim. Hareketlere gelip bul butonuna tıkladığımda carimin bütün hareketlerini karşıma getirecektir. Bu kısımda döviz cinsini, döviz tutarını, döviz kurunu görebiliriz. Buraya yansıtılan borç, alacak ve bakiye Türk lirası olarak takip edilmektedir. Ancak işlemlerin döviz cinsini ve döviz tutarlarını da takip edebiliriz. Türk lirası yansımalarında döviz kuru değişimlerinden dolayı Türk lirası karşılıkları borç ya da alacak verebilir. Bunları da kur farkı faturası ile giderebiliriz. Kur farkı faturasının uygulamasını da birlikte yapalım. İşlemlerden fatura ve satış faturası kısmından bir dövizli fatura keselim. Toptan satış faturası ekle diyorum. Cari kodunu aratıyorum ve carimi seçiyorum. Carimin bakiyesi şu an 0. Dövizli fatura kesmek için döviz türümü dolar olarak seçiyorum. Döviz kurum 14.9311 olarak geliyor. Daha sonra stok kodu kısmından faturam ekleyeceğim kalemleri seçiyorum. Seç butonuna tıklıyorum. Burada birim fiyat kısmından F4 tuşuna basarak dövizli fatura kesebiliriz. 10 dolar olarak giriyorum. TL tutarı 149 lira 311 kuruş. Seç diyorum. İkinci ürünle de aynı şekilde F4 ile 21 dolar olarak belirliyorum bunu. Seç butonuna tıklıyorum. Üçüncü ürünümde aynı şekilde F4 butonuyla 15 dolar diyorum buna da ve seç butonuna tıklıyorum. Aşağıda görmüş olduğunuz döviz toplamı cariye döviz bakiyesi olarak yansıyacak. Genel toplam ise hareketler kısmına TL olarak yansıyacak miktar. Onayla butonuyla faturamı onaylıyorum. Fatura kapat kısmına giriyorum. Bir kasa tahsilat fişi oluşturalım. Bursa kasaya. Döviz türünü dolar olarak seçiyorum. Cari yansıtma dövizini de aynı şekilde dolar olarak seçiyorum. Ancak bir kur farkı oluşması için döviz kurumu 14 olarak belirliyorum. Daha sonra döviz tutarlarımı faturamdaki döviz tutarıyla bir giriyorum. 54.28 ve kaydet butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 759 TL'lik bir tahsilatımız var. Ancak faturamın satış tutarı 810 TL. Bu arada bir kur farkı oluştu. Çıkış butonuna tıklıyorum ve bir de cari hesaptan kontrolünü yapalım. Cari hesaplar, cari hesap kartlarına giriyorum. Carimi aratıyorum. Hareketler kısmında bula tıkladığımda carimin bakiyesinin 50 TL'lik bir borç verdiğini görebiliyoruz. Ancak döviz tutarları aynı olan, döviz kurları farklı olan iki tane işlem yapılmış. Bir de dövizli hareketlerden inceleyelim. Döviz cinsini dolar olarak seçiyorum ve hareketleri bul diyorum. Gördüğünüz gibi dövizli hareketlerin bakiyesi 0 veriyor. Dövizli bakiye toplamlarında da yine borcum ya da alacağım gözükmüyor. Hareketlerde bunun gözükme sebebi kur farkından kaynaklanmakta. Bunu da kur farkı faturası keserek giderebilirim. İşlemlerden fatura ve alış faturası ekranına giriş yapıyorum. Bu kısımdan eklenecek belge türünü alınan fiyat farkı faturası olarak seçip ekle butonuna tıklıyorum. Belge numaramı giriyorum ve carimi seçiyorum. Carimi seçtikten sonra bir açıklama girebilirim. Kur farkı faturası şeklinde bir açıklama giriyorum. Daha sonra stok kodu kısmından stoklarımın içerisinde fiyat farkı şeklinde stoğumu arıyorum. Stoğumu seçtikten sonra birim fiyatını aradaki fark olarak gireceğiz.
Carime geçiyorum. Carimde gördüğünüz gibi 50 lira 54 kuruşluk bir fiyat farkı var. Tekrar alış faturalarına giriyorum. Birim fiyatımı 50 TL 54 kuruş olarak girip Enter tuşuna basıyorum. KDV'miz 18 olarak kalıyor. Satışını gerçekleştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin KDV'si 18 olduğu için fiyat farkı faturasının KDV'si de 18 olacak. Birim fiyatının üzerine gelip H tuşuna bastığımda birim fiyatımın KDV hariç tutarını karşıma getiriyor. Bu şekilde gelen toplamımız 50 lira 54 kuruş olmuş oluyor. Onayla butonu ile faturamı onaylıyorum. Tamam diyorum. Tekrar carime dönüş yapıyorum. Carimin ekranında hareketler kısmında bula tıkladığımda artık carimin bakiyesinin 0 olduğunu görebilirim. Aynı şekilde dövizli hareketlerde hareketleri bul ile döviz bakiyesinin de 0 olduğunu görüyorum.